Değerli izleyicilerimiz, güzel İzmir'imizde programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölgede özellikle son dönemde yatırımcıların çok fazla dikkatini çeken bir bölgedeyiz efendim. İzmir Karabağlar Konak bölgesindeyiz ve bu bölgeye geldiğinizde yatırım yapabileceğiniz bir uzman isimle sizleri tanıştıracağım. Yatırımcıların tercih edebileceği bir uzmanla, yani Kamil Öztürk'le tanıştıracağım sizleri. Kamil Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada sizlerin misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk. Öncelikle meslekte kaçıncı yılınız? Meslekte 12. yılım. Şöyle, ben bankacılıktan geliyorum. Gayrimenkulle o zaman tanışmıştım. Hoşuma gitti. İnsanlara ev sahibi yapmak daha çok hoşuma gittiği için bu sektöre yöneldim öncelikle. 12 yıldır da bu işin içerisindeyiz. Çok farklı bir sektörden gelmiş olmamıza rağmen, ama aslında çok farklı değil. Çünkü birazdan konuşacağımız konularda aslında alan uzmanlığınız orada da ortaya çıkmış olacak. Öncelikle ben röportajımın açılışında yatırımcıların son dönemlerde çok fazla tercih ettiği bir bölge olduğunu söyledim, ama doğru mu söyledim acaba? Doğrudur. Şimdi yatırımcılarımızın bu bölgeyi tercih etmelerindeki sebep kira artış oranlarındaki iyi bir kira artış oranındayız. İzmir'in merkezindeyiz. 3 yol lokasyonu ve Hatay bölgesindeyiz. Buradan ulaşım Bornova bölgesi, Gazi Emir bölgesi ve Urla Çeşme bölgesine kolay olduğu için insanlarımız burayı daha çok tercih ediyorlar. Şimdi baktığımız zaman bir de İzmir deyince hemen aklımıza böyle bir sahil kesiminde yaşama fikri geliyor. Ama bu bölgede yaşamanın da avantajları var değil mi? Yani bir de o bölgelerdeki yapılar bildiğim kadarıyla eski yapılanmalar. Şimdi bu bölgedeki yapılanmalar eski yapılanmalar. Şu sebepten dolayı yerleşim eski olduğu için bina yaşları da eskiyor tabii ki. Genel olarak insanlarımızın buna tercihleri azalıyor, ama bölgede gayrimenkul olmadığı için, yani konut olmadığı için insanlarımız mecbur kalıyorlar maalesef. Ama sizlerin portföyü olarak çalışmış olduğu bölgelerde yeni yapılanmalar da vardır mutlaka. Yeni yapılar var. Karabağlar bölgesinde açık alanlar olduğu için buralarda yeni yapılar oluşmaya başladı. Özellikle Uzundere bölgesinde markalı ürün firmaların yapmış olduğu konutlar ciddi anlamda rağbet görüyorlar. Sizler de bu projelerle çalışıyorsunuz. Tabii ki. Biz çözüm ortağı olarak bu projelerde yer alıyoruz. Çünkü son dönemlerde baktığımız zaman bu pandemi süreciyle beraber biraz daha metropolden, kalabalıktan uzaklaşmaya başladık. Kaçışlarda bulunmaya başladık. O konuda da şöyle, Urla, Çeşme, Seferihisar bölgelerinde müstakil yapılar daha çok tercih alanlarına geçti, ama buradaki yapıların fiyatlarının yüksek olması tabii ki bizi burada konut satışında artışımıza sebep olmuyor değil. Şimdi baktığımız zaman faiz oranlarının düşüşü de sizlerin işlerini olumlu yönde etkiledi. Aynı zamanda yatırımcıları ya da yatırım yapmayı düşünen vatandaşları sizlere doğru çekti diye düşünüyorum. Tabii ki bizim bu bölgedeki, dediğim gibi, yaptığımız çalışmalarda öncelikle bölgemize hakim olup ondan sonra farklı bir bölgelerde yatırımcıları çekmeye çalışıyoruz. Şu anda 3 bölgedeyiz, ama yakın bir dönemde farklı bölge ve lokasyonlarda da, İzmir'in farklı lokasyonlarında da sizleri görebilecek miyiz acaba? Tabii ki, çalışmalarımız o yönde sürüyor. İzmir'in Üçkuyular Karabağlar, Konak Karabağlar bölgesinde hakim olmaya çalışıyoruz ve diğer bölgelerde de çalışmalar sürüyor. Öncelikle fizibilite çalışması yapmadan, daha önce söylediğimiz gibi, net yapı gayrimenkul, biz net olarak her bir bilgiyi vermek zorundayız müşterimize. Şimdi baktığımız zaman 12 yıllık bir meslek yaşantımız var. Uzun bir süre. Hele ki şu dönemlerde çok iyi ayakta kalabilmişsiniz. Peki bundan sonrası için yapmayı hedeflediklerimiz, planladıklarımız var mı? Yatırımlarımızı biz de gayrimenkul üzerine yapıyoruz tabii ki, gayrimenkul firması olduğumuz için. Şimdi bu bölgede çok seviliyor ve tercih ediliyorsunuz bizlerin de gördüğü kadarıyla. Neden sizleri tercih ediyorlar ya da neden sizleri tercih etmeliler? Bunları öncelikle müşterilerimize sormak gerekiyor aslında, ama bizlerin de şu şekilde, dediğim gibi, bizde hiçbir şey insanların kafasında soru işareti. Emlak camiasında biliyorsunuz ki insanların kafasında dolandırılacağım, herhangi bir problem yaşayacağım, sıkıntıları vardır. Emlakçılardan korkmamalarını tavsiye ediyorum özellikle. Bizler onların dostuyuz. Tabii ki bir ticaret yapıyoruz, ama bu ticarette de biz paramızı kazanmak için hakkımız olanı istiyoruz. Daha fazlasına hiç gereği yok. Ama sizlerin burada gelen misafirlerinize, yatırımcılarınıza sunduğunuz ekstra bir avantaj da var bildiğim kadarıyla. Evet. Yani sizler biraz daha net, her şey kesin olmadan portföyünüze de katmıyorsunuz doğrudur, bu daireleri. Doğrudur. İncelemelerini yapıyoruz. Doğru fiyatta ve doğru lokasyonda olduğuna inandığımız gayrimenkulleri satışa çıkıyoruz. Gayrimenkul sahibi insanlarımızı bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz.
Peki bizler bir yatırım yapacağımız zaman ya da bir gayrimenkul satın alacağımız ya da kiralayacağımız zaman neye dikkat etmemiz gerekiyor? Dikkat etmemiz gereken öncelikle tapu kaydında herhangi bir şer, ipotek, herhangi bir üzerinde bir işlem var mı diye öncelikle buna bakmamız gerekiyor. Daha sonra oturma raporunu incelememiz gerekiyor. Yeni çıkan yasada enerji kimlik belgesi, bunların kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra para alışverişlerinde çok dikkat edilmesi gereken bir yöntem var. O yöntemleri de biz uygulamaya çalışıyoruz emlakçılar olarak. Bu konuda da yine eğer İzmir bölgesindeyseniz ya da bu bölgede bir yatırım düşünceniz varsa efendim zaten Kamil Bey'le gönül rahatlığıyla çalışabilir. Kendilerinin ofisine gelerek çaylarını, kahvelerini içebilir, aynı zamanda tanışabilirsiniz. Sağlıklı olacaklarına garanti veriyoruz. Peki sizlere ulaşmak istediklerinde nasıl ulaşabilirler, nasıl irtibata geçebilirler? Google Map üzerinden, arama motorlarından, artı sahibinden Hürriyet ve Zingat.com Doğuş Grubu'nun bir kuruluşunda faaliyet gösteriyoruz bizler de. Ayrıca bizim kendi bireysel web sitemizden bizlere ulaşabilirler. Yani aslında bütün arama motorlarından Net Gayrimenkul İzmir olarak sizleri aradıklarında hem sizlerle iletişime geçebilir, hem portföyünüzü gelmeden inceleyebilirler ya da kafalarına takılan herhangi bir soruyu sizlere yöneltebilirler. Ben sizlere değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin son olarak aktarmak istediğim şeyler varsa kısaca dinleyip röportajımızı sonlandıralım. Teşekkür ediyorum. Her zaman Net Yapı Gayrimenkul'e bekliyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyor ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim ülkemizin nadide bölgelerinden olan, aynı zamanda Ege'nin incisi olarak da adlandırdığımız İzmir bölgesinde bir yatırım fikriniz varsa, gayrimenkul konusunda danışmak istediğiniz konular varsa ben sizleri alanında uzman isimle, yani Kamil Öztürk'le tanıştırdım. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.